Efendim hoş geldiniz. Hayırlı cumalar. Cumamız mübarek olsun. Buyurun. Hayırlı cumalar. Hayırlı programlar Nur abla. Sağ olun. Çok teşekkür ederim. Dinliyoruz sizi. Nur abla, ben önce sorumu sormadan önce sizden bir konuda yardım etmenizi istiyorum mümkünse. Elimden gelen bir şeyse başımın üstüne. Buyurun. Abla, ben 3 yıllık evliyim. Benim normal yollarla çocuğum olmuyor. Tüp bebek yaptırmam gerekiyor. Ona da maddi imkanlarım el vermiyor. Tamam. Ben bu konuda sizden ve yardımsever abilerimden, ablalarımdan yardım istiyorum. Nereden gerçekten arıyorsun bizi? Zor durumda olmasam söylemezdim gerçekten. Hayır, nereden arıyorsun bizi? Hangi ilden? Onu söylemem. Onu söylemesin ben. Ya. Söyleme kızım, onu söyleme, tamam. Telefonunu alsınlar çocuklar. Sana versin. Tamam. Abla gerçekten annelik duygusunu tatmak istiyorum ama normal yollarla olmuyor. Tamam canım. Elimden geleni ama yapacağım. Tüp bebek yapmak istiyoruz ama da onun maddi imkanımız yok. Tamam, peki. Ama benim bildiğim devlet yardım etmiyor mu buna? Tabii, ben şimdi yayından sonra seni arayacağım, olur mu? Tamam. Tamam. Ben yalnız hocama soru sormak istiyordum. Evliyaların dilek duası varmış. Bu duayı sabah namazından sonra 100 defa okuduğun takdirde Rabbim ne dileğin ne isteğin varsa kabul ediyormuş. Ben hani anne olmak için bu duaya başlamak istiyorum. Kaç yaşındasın? Doğruysa 32. 32 yaşındasın. Peki. Meleklerin? Yok. Evliyaların duası. Evliyaların dilek duası var. Bunu 100 kere okuduğun zaman ne dilersen kabul oluyormuş diyor. Allah doğru Allah. Doğru mu? Böyle bir dua var mı evliyaların? Bir, evliyaların dilek duası diye bir dua yok kızım. Bunu bil. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellemin dualarla ilgili sayılarla hadisleri var. Ama böyle 100 defa, 200 defa, 300 defa şu duayı okuyacaksınız diye peygamberimiz bir tarifte bulunmamış. Bak şimdi şu kitabı görüyorsun. Hı hı. Küçük bir dua kitabıdır bu. Efendim ben de görüyorsun, çalışma stilim ya. Şimdi burada efendim borçlu olanların borçtan kurtulmaları, sıkıntıda olanların sıkıntıdan kurtulmaları, efendim gece korkanların, ağrı çekenlerin filan böyle evden çıkarken okulanacak dualar işaretmişim. Şu dua kitaplarının hiçbirisinde ben evliyaların böyle bir duasının olduğunu görmedim. Peki dilek duası var mı? Dilek dua, dilek ne Nur? Elhamdülillahi Rabbil Alemin dilek duasıdır. Kızım istek duası. Dilek mesela, dilek mesela hanımefendi çocuk sahibi olması. Tamam, bu bir dilek. Kızım İyyâke nâbüdü ve İyyâke nestaîn mi? Evet. Ya Rabbi senden yardım isterim ve ya Rabbi sadece sana ibadet ederim. Bu bir dilek mi kızım? Dilek. Dilek. Heh. Ya Rabbi senden yardım istiyorum. Bana kim edecek yardım? O edecek. Heh. Bir hikaye anlattık, hatırlıyor musun? Hangisi? Adam camide avazı çıktığı kadar dua ediyor ve ağlıyor. Bir başka adam geliyor. Niye ağlıyorsun bu kadar diyor ya. Ya benim borcum var diyor. O borcumu ödeyemedim bir türlü. Onun için Allah'ıma yalvarıyorum. Bana birisini göndersin borcumu ödeyeyim diyor. Adam çıkarıyor ne kadar borcu varsa parayı veriyor. Birazcık da sohbet ediyorlar. Ayrı giderken şu kartımı al. Bir daha sıkıştığın zaman bana gel diyor adam. Al mı kardeşim, istemem senin kartını diyor. Ya al işte bak, demin dua ediyordum. Ben yardım ederim sana, gel. Yok kardeşim istemem diyor. Ya niye istemiyorsun? Ben bir defa sıkıştım, açtım elimi Rabbime, ona dua ettim, o bana ya seni gönderdi. Bir daha sıkıldığım zaman gene onun kapısına giderim, o yine bana birini gönderir. Gönderir tabii. Ben ona güveniyorum. Değil mi? Bitti ya. Bitti. Daha bunun üzerine ha, bu söylenir. Bu hanım kızım ve bu hanım kızım gibi olanlar, çocuk sahibi olmak isteyenler, üzerine düşen gayreti gösterirlerse, benim bildiğim Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı'nın bu konularla ilgili bir çalışması var. Tüp bebekle ilgili devletin bir imkanı var. Ama bunu göz açıklar istifade ediyor, garipler istifade edemiyor ise bunun yolunu açmaktan ona düşüyor. Peki konuşacağız. Tamam. Ben yayından sonra seni arayacağım. İnşallah bak cuma saatindeyiz. Hep derler ya hani cumanın öyle bir saati vardır ki bilen dualar kabul olur. İnşallah. Sen inşallah de El Aç bizimle birlikte burada dua edelim. Benim bugünkü duam senin için olsun. Kim bilir, belli mi olur? Allah var, keder yok. Hiçbir şey için üzülme. İnşallah Allah gönlündeki muradını versin. Çok teşekkür ediyorum sana. Şimdi gelelim Instagram sorularına. Oraya gelmeden ama biraz ben sonra sana şey bir dua, soracağım. Bir dua okuyayım. Oraya gelmeden bir dua okuyayım sana. Tamam. Ne olur. Bana şey sorar mısın? Dileklerin kabulü için bir zikir var mı? Bir şey, ben mesela dua var. Yani zikirlerde var mı? Yapmamız gereken zikirler neler? Düzenli olarak yapılması gereken. Bu hocaya da soruyoruz. Bizi hiç yanına yanaştırmıyor demesin saygıdeğer seyircilerimiz. Biz Allah Teala'dan
her namazın sonunda isteriz. Hı. Ezan okunurken isteriz. Hı hı. Yağmur yağarken isteriz. Hı hı. Tamam mı kızım? Seher vaktinde herkes uykudayken kalkar isteriz. Hani diyor ya Yunus, dağlar ile taşlar ile çağırayım Mevlam seni. Seherlerde kuşlar ile çağırayım Mevlam seni. Seher vaktinde kuşlar ötüyorlar kızım. Sen de kalk öt. Güneş Müslümanın üzerine doğmaz kızım. Müslüman güneşten önce doğar. Önce kalkar. Bunların hepsi dilektir. Yatsı namazını kıl. Dünya kelamı konuşmadan Allah'a yalvar, tevbe istiğfar et. Sağ tarafına yat be kızım. Yat. Sabah namazına kadar ibadet yapmış gibi abdestli yattığın için sevap kazanıyorsun. Bu bir dilek değil midir kızım? Teheccüd namazını kıl. Gece kalkabiliyorsan, yiğitlik yapabiliyorsan. O bir yiğitlik dua işte. Et. Yiğitlik. Sonra da, Allah'a bırak. Ya, Allah bırak Allah'a tabii. Gün doğmadan neler doğar. Adam kalkmış da sahura, o gün de çocuğu kalkmış. Çocuk bakmış bizim bir sürü ham sofularımız vardır ya. Balkona çıkar pencere kontrolü yapar. Niye? Acaba sahura kalktılar mı? Adam hasta, oruç tutamıyor. Adam gitmiş evinden ocağa sönmüş. Ve adam ya akşamdan yedi yattı adam ya. Sana ne ya? Senin neyine gelir Allah aşkına ya? Hakikaten niye kontrol ederler onu? Neyine gelir ya? Ha? Bu ham sopuluk bu. Oğlan bakmış pencerelere. Baba ne var oğlum? Babası gece namazına kalkmış. Rivayet iki tane. Biri gece namazı diyor, biri sahur diyor ama gece namazı esas. Gece namazına kalkmış. Oğul da uyanmış. Baba şu amcalar da senin gibi böyle kalksalar da böyle ibadet yapsalar da ne kadar iyi olurdu deyince, oğlum keşke uyanmasaydın. Tamam mı? Keşke uyanmasaydın. Ya. Şu insanları muahaze etmekten, hesaba çekmekten, onların imanlarını kontrol etmekten vazgeçelim ya. Herkes kendinden sorumlu. Herkes kendinden sorumlu.